Herkese selam, ben Onur. Bu videomda BenQ Zowie'nin oyuncu monitörü olan 240 Hz'lik XL2746S oyuncu monitörünü birlikte inceliyor olacağız. BenQ Zowie tüm ürünlerinde de olduğu gibi bol ledli veya böyle görsel şöleni olan bir ürün değil, tamamen e-sporcunun ihtiyacını karşılayan bir monitör geliştirmiş. Birçok dünya şampiyonasına sponsor olan bir markanın da böyle bir ürün çıkartmasına şaşırmıyoruz tabii ki. Şurada zaten şu an ekranda göreceğiniz gibi yine bir turnuvada BenQ Zowie, hatta birebir bu model kullanılmış. Oyuncu monitörü ya da e-sporcu monitörü diyelim. Bu tür monitörde olması gereken özellikler nedir diye soracak olursak eğer, bu göstermiş olduğum monitördeki özellikler diyebiliriz. Peki nedir bu özellikler? 240 Hz tazeleme hızı, 0.5 milisaniye tepki hızı ve TN panel olması yeterli. Bir oyuncu monitöründe TN panel olmalı, IPS panel olmalı tartışmasını çoktan geçtik ama yine de soracak olursanız eğer neden IPS kullanılmamış diye, IPS panelde şu anda 240 Hz verebilecek ve 0.5 milisaniyelik bir tepki süresi verebilecek bir monitörü bulmanız çok zor. 1 milisaniyelik tepki sürelerine sahip IPS panel bulsanız bile büyük bir ihtimal hız aşırımı yapılmıştır ve çok da sağlıklı, çok da uzun ömürlü bir monitör olmayacaktır. Her ne kadar renk konusunda IPS panellerle yarışamasa da TN paneller hem hızı hem de tepkime süresi bakımından IPS panele göre birkaç basamak üstün. BenQ Zowie'nin oyuncu monitörleri bu tür özelliklerle de kalmıyor. İçerisinde de gayet iyi, gayet performans arttırıcı özelliklerle birlikte geliyor. Bunlardan ilki Dynamic Accuracy, yani Zowie'nin geliştirmiş olduğu bulanıklık önleyici teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde özellikle CSGO oyuncularının da çok sık karşılaştığı yüksek herzlerdeki görüntü bulanıklıklarının önüne geçmiş oluyoruz. Tüm CSGO ya da diğer FPS oyuncularının söylemiş olduğu bir net bir cümle söyleyeceğim. Şu anda abi sıktım ölmedi. Yani bunu hepimiz, ben de çok söylemişimdir. Eminim siz de çok söylemişsinizdir. Bundaki nedenin işte bu yüksek herzlerdeki görüntü bulanıklığının, yani görüntünün arkadan gelmesinin olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bir diğer özellik yine Zowie'nin imzasının bulunduğu Black Equalizer özelliği. Bu Black Equalizer özelliği sayesinde en basitinden örnek vermek gerekirse Dust 2 haritasındaysanız ve tünele girdiyseniz oyuna daha böyle bir dikkatli, böyle daha bir yaklaştığınızı hissedeceksiniz. Karanlık bir ortama girdiğinizden dolayı, tabii bu karanlık ortamı monitörün parlaklığını arttırarak da yok edebilirsiniz ama bu durumda da aydınlık bölgelerde çok ciddi ışık parlamalarıyla karşılaşacaksınız. Black Equalizer sayesinde ekranda gördüğünüz sadece siyah bölgelerin ışığını yükselterek hem göz sağlığınız hem de oyun performansınız açısından yüksek bir verim alacaksınız. Bir diğer özelliği Color Vibrance, ekran kartlarıyla beraber gelen Digital Vibrance özelliğinin bir benzerini monitörün içerisinde Color Vibrance olarak almaktayız. Digital Vibrance FPS oyuncularının olmazsa olmazları arasına girdi. Bununla birlikte Zowie'nin içerisinde gelen Color Vibrance da sizlere oldukça ciddi avantajlar sağlayacak. BenQ Zowie'nin bu ürününde S-Switch adı altında bir kumandası bulunuyor ve kumandayı şurada tam net bir şekilde görebilirsiniz. Kumanda için özel bir yer yapmışlar.
Kumandanın üzerinde toplamda 5 tane buton ve 1 tane de mouse'larda görmüş olduğumuz tekerlek bulunuyor. Bu kumanda ne işe yarıyor diye soracak olursanız eğer tahmin ettiğiniz gibi aslında birçok monitörde artık görmek istediğimiz monitörün ön tarafında bulunan düğmeler yerine bu kumandayı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca oyun sırasında eğer profili değiştirmek isterseniz hızlıca profili değiştirebiliyorsunuz. Kumandanın üzerinde bulunan butonlara atama yapabilmek için istediğiniz ayarları yaptıktan sonra butona basılı tutmanız yeterli. Tekerleğin ortasına basarak menüye, tekerleğin sol tarafında basarak da yine tekrar menüye ama geri çıkışı da yine buradan yapabiliyoruz. Tekerleğin sağ tarafında bulunan input butonuna basarak da HDMI ve DisplayPort arasında geçişler yapabiliyoruz. Zowie monitörlerinde çok sık karşılaştığımız bir diğer özellik bu görmüş olduğunuz yan paneller. Bu paneller tamamen sizin dikkatinizin dağılmaması için özellikle de e-sporcu ve e-spor turnuvalarında çok sık kullanılan bir özellik. Bunu tabii ki evde de kullanabilirsiniz. Dikkatinizi dağıtabilecek bir ortam varsa, arka taraf duvar değil de bir açık alansa bu panellerden yararlanarak dikkatinizi tamamen oyuna odaklayabilirsiniz. Şimdi size çok ufak bir özellik göstereceğim ama yani belki de bu özelliği eklemek birçok artık hani monitör üreticisinde yapması gereken özelliklerden bence bir tanesi olmalı. Yan tarafında kırmızı bir buton var. Basıp çektiğinizde şöyle bir çubukla karşılaşıyor olacaksınız. Nedir bu çubuk diye sorabilirsiniz. Kulaklığınızı koyabilmeniz için harika bir çubuk, kulaklık tutucu diyebiliriz buna. Kulaklık tutucu bir çubuğu var. Yani kulaklığı nereye koyayım, masaya kenara mı koyayım, bilgisayarın üstüne mi koyayım diye yer aramanıza gerek yok. Kulaklığınızı bu şekilde monitörün yanına asabilirsiniz. Son olarak da bu monitörün yön özelliklerine bakalım birlikte. Bu monitörü istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz, döndürebiliyorsunuz. Birkaç şöyle değişik açılardan bakalım beraber. Bu kadar yükseltebiliyorsunuz ki bu gayet yeterli bence yükseklik olarak. Yani daha ne kadar yüksek istenebilir ki diye insan düşünmüyor değil. Yüksekliği uzun insanlar olabilir tabii ki. Onlar için bayağı bir avantaj sağlayacaktır. Aynı şekilde oldukça aşağıda indirebiliyorsunuz. En son bu kadar aşağı inebiliyor. En yüksekte bu ayarda kalıyor. Monitörü oldukça rahat bir şekilde sağ ve sola döndürebiliyorsunuz. Döndürdükten sonra da eğer örnek vermek gerekirse şu açı benim için gayet ideal ve ben bu açıyı kaybetmek istemiyorum diyorsanız da altında bulunan bu çemberi kırmızı üstüne gelecek şekilde ayarlayıp artık bu açıyı kaydetmiş oluyorsunuz. Her ne kadar oyuncu monitörlerinde çok fazla beklenmese de pivot özelliğinde de bu monitörü kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey en üst seviyeye aldıktan sonra yavaşça çevirmeniz. Rahat bir şekilde zaten bu moda alabiliyorsunuz. Yazılımcılar olabilir veya ikinci monitör olarak kullanmak isteyenler olabilir. Bu haliyle de kullanabilirler. Birçok insan ki ben de dahil 240 Hz veya 144 Hz bu tür Hz farklarını bir videoyla görmeden çok net böyle inanamıyoruz veya bir fark yoktur diyebiliyoruz. 240 Hz ile 75 Hz arasındaki farkı slow motion çekerek karşılaştırmalı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. We'll be right back.
Oyuncu monitörlerinin belki de en üst segmentlerinden bir tanesi olan BenQ Zowie XL2746S incelemesinin sonuna geldik. Ürün hakkında sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Bildiğim kadarıyla ben de sizlere cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.